Canlarım merhabalar. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. 11. sınıf konularına başlıyoruz. Evet, bizi ne bekliyor? İlk ünite trigonometri. Gerçekten öğrencilerin korkusu, korkulu rüyası. Biz ne yapacağız? Elimizden geldiğince trigonometri basitten başlayacağız. Zora kadar bütün soru çeşitlerini göstereceğiz. Çok detaylı bir anlatım olacak. Her soru çeşidine vurgu yapacağız. Tek tek her şeyi ele alacağız. Peki, kaynak olarak neyi kullanacağız? Evet, sağ üstte gördüğünüz gibi sonuç yayınlarının fasiküllerini kullanacağız 11. sınıf. Kitabı temin edebilirsiniz. Benimle birlikte yola eğer çıkarsanız ve bu kitabı alırsanız mükemmel bir şekilde onun garantisini veriyorum öğreneceksiniz. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Hemen ne yaptık? Yönlü açıyla başladık. Şimdi burada birkaç tane böyle sözel ifade var. Biz bu sözel ifadelere bakmadan hemen şu iki tane şekle odaklanacağız. Şekillerde birincisi şöyle çizelim. İkinci olarak da şu şekli çizelim arkadaşlar. Burada bir saat düşünün. Bizim saatimiz ne yapıyor? İlerledikçe aşağı doğru gidiyor. Saat yönüne matematikte negatif yön denir. Saat yönünün tersine ise pozitif yön denir. Şimdi buraya iki tane... Şöyle şuraya A yazalım, şuraya O yazalım, şuraya da B yazalım. Burada oku böyle aşağı doğru götürelim. Ve burada ne çıkacak? Bir başlangıç kenarı, iki bitim kenarı. İki tane ifade ortaya çıktı. Dikkat ederseniz burada O A'dan başladığı için O A'ya başlangıç kenarı. Başlangıç kenarı. Peki OB'ye ise? bitim kenarı denir. Bitim kenarı. Sebebi şudur. Niye burada O'yu köşeli yaptınız, A'yı düz yaptınız? Çünkü bu bir ışın. O başladığı yer ama bittiği yer belli değil. Kafanızı eğer burası takılıyorsa onun sebebi bu. Şimdi dikkat ederseniz bu saat yönünde bakın şu yönde ilerliyor. Aynı aşağıda gösterdiğim yönde ilerlediği için buradaki yöne biz negatif yön deriz. Peki Şimdi bu nasıl gösterilir peki? Yazılırken nasıl yazılır? Şöyle yazılır. Önce A'yı yazdık. Sonra O'yu yazdık. Sonra B'yi yazdık. Bu önemlidir. Çünkü A başladığı kenar olduğu için oradan yazacaksın ilk başta onu yazacaksın. B de bittiği için en son B'yi yazacaksın. Şimdi Burada ise şöyle yazalım. Şura C olsun. Şura O olsun. Şurası ise D olsun. Ve yukarı doğru ilerlediğini düşünelim. Peki baktığın zaman şöyle bu oku böyle devam ettirsem saatin neresinde dönüyor? Tersinde dönüyor. O zaman buradaki yöne ise biz pozitif yön diyeceğiz. Yönle ilgili bileceğimiz iki şey var. Biri bu. Şimdi canlarım dikkat ederseniz o zaman burada CO başlangıç kenarı. Yani gel şuraya yaz. co O başlangıç. Bunu unutma. Peki OD ise bittiği yer. OD ise bitim kenarı. Birinci bileceğimiz şey bu. Hemen gelelim sorularına. Ne diyor? Yukarıda verilen açıların yönlerini bulunuz. Çok basit arkadaşlar. Bir, burada ben hepsini bulacağım. Çünkü milli eğitimin ders kitabında var. OB'ye biz başlangıç kenarı diyeceğiz. Başlangıç kenarı. Peki OA'ya bitim kenarı diyeceğiz. Bitim kenarı. Çok detaylı anlatacağım. Unutmayın. Burada saat yönünün tersinde gittiği için bu yöne biz pozitif yön diyeceğiz. Birincisi pozitif yön. Şimdi gelelim ikinciye. Nerede başlıyor? CD'de. O zaman burada dikkat ederseniz arkadaşlar DC bak. D C ne kenarı başlangıç kenarı hemen onu yazdık arkadaşlar D E bitim kenarı bitim kenarı peki saat yönünde ilerlediği için bu yön nasıl bir yön negatif yön bu örnek zaten çözümlü örneğimiz geçtik şimdi birinci sorumuza AOB açısının yönünü bulunuz çok basit arkadaşlar bu saat yönünde ilerliyor mu Evet. Saat yönüne biz negatif yön diyor muyuz? Evet. Birinci sorumuzun cevabı negatif yön. Geçelim ikinciye. İkincisinde ise canlarım dikkat ederseniz bak zaten kendisi yazmış C, D, E. Bunu gelip E, D, C yazamaz. Sebebi çünkü bu C'nin olduğu yerde başlıyor. Bak bunları bilin. Size soruda bazen bu yönü göstermeyecek. Okla göstermeyecek. EDC yazsaydı sen şöyle yapacaktın. EDC yazsaydı böyle yapacaktın ama bize CDE'yi sormuş. Yani şurayı bir hemen silelim canlarım. Sildik. O zaman ne? Saat yönünün tersinde ilerlediği için buradaki yönümüz pozitiftir. Anlaştık mı? Hemen bir şekilde özetleyelim. Tekrardan bakalım. Şimdi ben buraya Erzincan'ın E'si Ordu'nun O'su, Fatsa'nın F'si. Şimdi ne yapalım? Şunu yazalım. E, O, F yazsaydı. Sen diyeceksin ki bu o zaman E'de başlıyor, F'de bitiyor. Tekrar söylüyorum. E'de başlıyor, F'de bitiyor. Yani şu şekilde olacak. O zaman saat yönünde ilerlediği için negatif yön. Ne yaptık? Geldik buraya yanlışlıkla pozitif yazdık. Tamam bunu unutmayalım saat yönünde ilerlediği için negatif. Şimdi gelelim derece. Evet. Sonra dakika, sonra saniye. Bir çemberin çevresi, bir çember çizdik diyelim. Şöyle bir çember çizdik canlarım. Ne yaptık? Şu çemberin bir merkezi var. O olsun. Henüz bunu da unutmayın. O da 11. sınıf konusu. Çemberde ikinci dönem resmen çok detaylı işleyeceğiz. Bunu biz 360 parçaya ayıracağız. Normalde çok küçük bir parçadır ama görünmez. Bu 360 parçanın bir tanesine biz bir derece diyoruz. 360 parçanın herhangi birini gören merkez açının ölçüsüne bir derece denir. Bunu bileceksin. Tamam mı? Ve sembol olarak birin üstü şu yuvarlakla gösteriliyor. Şimdi bir derecenin 60'ta birine 1 dakika denir. Anlaştık mı? 1 derecenin 60'ta birine 1 bir dakika denir ve şu sembolle gösterilir. Anlaştık? 1 derecenin 60'ta birine 1 bir dakika denir ve bu sembolle. Yani üstünde bir tane çizgiyle. Burada yeni bir bilgi var. 1. 1 derece 60 tane dakikaya eşit. Anlaştık mı? Sonra bir dakikanın 60'ta birine ise Bir saniye denir Saniye denir Ve şunu silelim arkadaşlar Göstermeyelim Gösterimi burada yapmış Saniye iki çizgiyle gösteriliyor Yani bir dakika 60 saniyedir Şimdi Burada neyleri çok kullanacağız Bak burada neyleri kullanacağız Önce onlardan biraz bahsedelim canlarım. Hemen ne yaptık? Şunu yaptık. Bir, hemen altyapısını bir oluşturalım. Bizim için önemli olan şey şu. Üçgenler. Üçgenler 180 derecedir. Ben 180 dereceyi ne yapayım? 179 derece yapalım. Yani bir dereceyi oradan aldım. Onu 60 dakika olarak yazabilirim. Bu birincisi. İkincisi sorularda tümler kelimesini duyacaksınız. Tümler kelimesi. Tümler kelimesi şudur. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açılardır. Sorularda bütünler kavramını duyacaksınız. Bütünler açı. Bu ise birbirini 180'e tamamlayan açıdır. Bunlar bizim için önemli kelimelerdir. Tamam mı arkadaşlar? Peki ne yapacağız? Hemen bunlarla ilgili bir yorum daha var ki çok önemli. Bir derecede ne yapar arkadaşlar? 3600 saniyedir. Şimdi gelelim soru çeşitlerimize. 16 derece 20 dakika 28 saniye. Kaç saniyedir? Buna dokunmayacaksın. O zaten saniyede. Biz diğerlerini çevireceğiz. Bak unutma ne yapıyorsun? Dereceyi saniyeye çevirmek istiyorsan 16 ile 3600'ü çarpacaksın. Artı dakikayı saniyeye çevirmek istiyorsan 60 ile çarpacaksın. Tamam. E bu zaten saniye. Bunu ellemeyeceksin. Hemen şurada 3600 ile ne yapalım? 16'yı çarpalım. Ama 36 dedim. 2 sıfırı sonradan ekleyeceğim. 6 kere 6 36. Elde var 3. 6 kere 3 18 3 daha 21 Şurası 6 şurası 3 O zaman burası 6 7 5 Ne oldu 576 576'nın yanına 2 tane 0 ekledim Sonra 6 kere 2 12 1200 oldu Ve 28 O zaman ne yaptık 57.600'e 1200'ü ekleyeceğiz. Ekledik. 0, 0, 8, 8, 5. 58800 bir de 28 eklersek cevabım 58828. Tamam. Burada yani çok zor bir şey değil. Bunu bilin. Şimdi burada ne yapmış? 56143 saniye kaç derece, kaç dakika, kaç saniyedir? Burada bizim yapacağımız işlem ters işlem. Ters işlem ne? 56143'ü alacağız. 56000 143'ü alacağız. 3600'e böleceğiz. Şimdi ne yaptık? 5614'ün içinde 3600 bir defa yazdım. Geldim buraya yazdım. Çıkardım. Burası 4, burası 1, burası 0, burası 2014 oldu. Sonra 3'ü yazdık. 20.000'in 20 içinde 3600 kaç defa var? Bak kaç defa var? 5 defa vardır büyük bir ihtimal. 5 yaparsan 18.000 yapar. Tamam mı? Çıkardık. Burası 3, burası 4, burası 1, burası 2143. Tamam mı? Burası bitti. Şimdi bu ne oldu? 15 derece oldu. Sırada ne var? 2143'ü alacağız. Şimdi 60'a böleceğiz. Bu sefer neyi buluyorum? Önce dereceyi buldum. Şimdi ise dakika hesabını yapıyorum. 214'te 63 defa. Burası 180 oldu. 34 oldu. 343. 3'ü e aşağı indirdim. 5 defa yazdım. 300 oldu. Çıkardım 43. Bak bu derece. Bu dakika, bu ise saniye. Yani 15 derece 35 dakika 43 saniye. Anlaştık. Geldik bir sonraki sorumuza. Şimdi 37 derece 12 dakika kaç saniyedir? Basit bir soru. 37'yi alacağız. Ne yapacağız canlarım? 3600 ile çarpacağız. Çarpalım. O zaman ben yine ne yapacağım? 37 ile 36'yı çarpayım. 6 kere 7 42. Elde var 4. 6 kere 3 18. 4 daha 22. 3 kere 7 21. Elde var 2. 3 kere 3 9. 2 de elde 11. Yazdın. 2 3 3 1. Ne yaptık? 2 tane de 0 getirdik. Tamam. Şimdi sırada 12 dakikayı saniyeye çevireceğim. 60 ile çarpacağım. 720. Gel altına 720'yi yaz. Taraf tarafa topla. 0 2 9 3 3 1. Yani ne oldu? 133.920 saniye oldu. Anlaştık. Dereceyi saniyeye çevirirken 3600 ile dakikayı saniyeye çevirirken 60 ile çarpıyorsun sonra topluyorsun. Geldim bir sonraki soruma. Ne yaptık? Yine aynı mantık. 1. 15 ile 3600'ü çarpacağım. 36 ile 60'ı çarpacağım. Bunu ellemiyorum. Ona dokunmuyorum. Tamam mı? 36 ile 15'i çarpayım. 2 sıfırı sonra ekleyeceğim. 5 kere 6 30 elde var. 3 5 kere 3 15 180. 1 ile çarparsan 36 0, 4, 540. 2 sıfır ekledin. 54 bin. Tamam mı? 36x6, 6x6, 36 çarpı 6. 6 kere 6, 36. 6 kere 3, 18. 216. 216'nın yanına bir sıfır ekledin. 2160. Bir de ne yapacağız? 12 ekleyeceğiz. Şimdi taraf tarafa toplayalım. 2, 7, 1, 6, 5. Yani 56 bin 172 saniye yaptı. Bu kadar. Mevzumuz bu. Geçtik bir sonraki soruya. Şimdi ters işlem yapacağız. Ters işlem ne? 36.153'lük saniyeyi derece dakikaya çevireceğiz. Önce 36.153'ü her zamanki gibi okulda hocalarımız da söylemiştir. 3600'e böleceğiz. Böldük. Kaç defa var? Bir defa. 3600'ü geldim altına yazdım. Çıkardım 15 oldu mu? Oldu. 3'ü geldim buraya yazdım. 153. 153 ile 3600 0 defa var. Sonra burası 0. Şimdi bölmen bitti. Sakın ama sakın yok deyip bir defa bulmayın. En çok yapılan hata o. Şimdi 153. 153'ü ne yapacağım? Mecburen dakikaya çevirmek istiyorsan 62 defa 120 çıkardın 33. O zaman 10 derece. 2 dakika 33 saniye. 10 derece 2 dakika 33 saniye. Mevzumuz bu arkadaşlar. Bir yudum su alalım. Ve geçelim bir sonraki sorumuza. 47460 saniyelik açı kaç derece, kaç dakika, kaç saniyedir? Ne yapacağız canlarım? 47460'ı alacağız. 3600'e böleceğiz. Kaç defa var? Tabii ki bir defa. 3600'ü yazdım. Çıkardın. 6'dan 0 çıktı. 6. 4'ten 0 çıktı. 4. 7'den 6 çıktı. 1. Burası 1. Uzun zamandır böyle çıkartma toplama fazla yapmıyoruz ya. Biraz gözümüzde farklı geliyor. Şimdi buraya 0'ı indirdin. 11.460. 3.600 kaç defa? 3 defa. 10.800 yapar. Tamam. Bunu çıkardık. 0, 6, 4'ten 8 çıkmaz. 14'ten 8 çıktı 6. Burası da 10 olur. 10'dan 10 çıktı 0. Burası bitti. Şimdi ne yapacağız? Bu sefer 660'ı alacağız. Ne yaptık? 60'a böldük. 66'da 60 1 defa 60 çıkardık. Yine 60 bir. Burası birbirini götürdü. O zaman 13 derece 11 dakika. Mevzu bu. Saniyesi yok. Tamam. Şimdi geldik böyle toplama çıkartma işlemlerine. Bak toplama çıkartma işlemleri. C açısının ölçüsü kaç derece, kaç dakika, kaç saniyedir? Şimdi canlarım burada neye dikkat edeceksiniz? Bir, ben şunu yazdım size bak. 180 dereceyi şöyle yazmayı bileceksin. 179 derece 60 dakika. Tamam. Ne yaptık? O bir dereceyi 60 dakika olarak yazdık. Şimdi bir üçgenin iç açılar toplamı her zaman neydi? 180 dereceydi. O zaman sen A ile B'yi toplayıp 180'den çıkartırsan kimi bulursun? C'yi bulursun. Hemen A ile B'yi toplayalım. Ne yapacağız? Her çeşit alt alta gelecek şekilde. Derece derecenin, dakika dakikanın, saniye de saniyenin. Hemen geldik altına. Kimi yazdık? 53 dereceyi, 32 dakikayı, 46 saniyeyi. Şimdi canlarım bak. 6 3 daha 9. 4 2 daha 6. Burası 69 yapar. Bak ama 60'ı geçemiyor. O yüzden sen buraya 9 yazıyorsun. 60 elde oluyor. 60 elde yan tarafa 1 olarak geçiyor. 1. 38. 32 daha ne yapar? 70. 1 de eldeydi. 71. 71 60'tan kaç fazla? 11 fazla. O zaman bu sefer yine elde 1 oluyor. Yine yan tarafa gönderiyorsun. 26, 53 daha ne yapar? 79. Bir de elden geldi 80. Mevzumuz bu. Şimdi ben bunu alacağım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Tabii ki 179, 60'tan çıkaracağım. Peki 179'u yazdım. 60'ı da 59 yaptık. Sonra bir tane saniyeyi de buraya verdik. Tamam. Şimdi geldik. 80'i yazdık. 11'i yazdık. 09'u 9'u yazdık. Şimdi çıkartalım. 1. 60'dan 09 çıktı. 51. Tamam. Geldik buraya. 59'dan 11 çıktı. 48. 179'dan 80 çıktı. 99. 99 derece. 48 dakika. 51 saniye. Mevzumuz bu. Şimdi geçelim birinci sorumuza. MA artı MB. Basit. Bu soru basit. 25 derece 16 dakika 53 saniye. Hemen geldim. 16 derece 43 dakika 25 saniye. Canlarım ne yapacaksınız? Toplayacaksınız. Ama 60'ı geçmeyecek. Geçerse eldeye gidiyor. 3-5 daha 8. 5-2 daha 78. 78, 60'dan kaç fazla? 18. 18'i aldın, 60'ı yan tarafa 1 olarak gönderdin. 43, 16 daha ne yapıyor? Tabii ki 6, 9, 59. 1 de yandan geldi, 60. Tam 60 oldu. O yüzden burası hemen direkt yana geçecek. Buraya bir şey yazmayacaksın, tamam mı? O zaman 25, 16 daha 41, 1 de yandan geldi, 42. O zaman 42 derece 18 saniye. Mevzumuz bu. Geçtik bir sonraki soruya. Şimdi yeni soruda bizi ne bekliyor arkadaşlar? Tabii ki çıkartma işlemi. Şimdi çıkartma işleminde dikkat edeceğimiz şeyler ne? İlk başta hemen ekranımızı bir çevirelim arkadaşlar. Sahnemizi çevirelim. Şimdi çıkarmada bizi bekleyen şey şu. Komşudan 10 mu kalma yok. Komşudan artık 60 alacaksınız. Burası ince yere. Hemen sorumuzu açalım canlarım. Sorumuzu açtık. 1. Ne yapmış? A açısı 32 derece 12 dakika 10 saniye. B açısı 8 derece 46 dakika 13 saniye. Ben şimdi bunları alt alta yazıyorum. 32, 12, 10. Bunu yazdık. Şimdi burası ne? 8, 46 ve 13. Şimdi canlarım 10'dan 13 çıkmaz. Komşuya geleceğiz. Buradan artık 60 alacağız. 60 alırsak 70 olur. 13 çıkartırsan 10'dan 7 3 çıktı 7. 7'den 6'dan 1 çıktı 5. Burası 57 oldu. Büyük bir ihtimal işlem hatası mı yapacağız bilmiyorum ama şu an bir ufak bir sıkıntı oldu. Şimdi geldik buraya. Burada ne kaldı artık 11. 11'den 46 çıkmaz. Komşuya geleceğim. 1 60 alacağım. O zaman burası bu sefer 71 olacak. 71'den 46 çıkaracağız. 11'den 6 çıktı 5. Burası normal. 6 kaldı. 6'dan 2 çıktı 25. Geldik buraya 25'ini yazdık. Son olarak burada kaldı 31. 31'den 8 de çıktı mı? 23 kalır. İfademiz böyle oldu arkadaşlar. Evet. Geçtik bir sonraki soruya. Şimdi 100 305 15. 3'e böldü. Şimdi canlarım 1 305 dediğin şey 3'e bölünmez. Niye? 9. sınıf bilgisi. Biraz uzaklaşmış olabilirsiniz çünkü 2 yıl geçti. Rakamlarını toplarsan 8 yapar. 3'ün katı değil. Ben ne yapacağım? 305'ten 2 alacağım. Yani burayı 303 yapacağım. Sen buradan 2 alıyorsun ama yan tarafa 120 veriyorsun. Niye? Dakikaya çeviriyorsun. Burada işin çakallı kısmı bu. 60-60-120. Yani burası bu sefer ne oluyor? 135 oluyor. Burası da 303. Şimdi 3'e böl. 3'e böldün mü? Burası ne oldu? 101 derece. 135 ile böldün. 45 dakika mevzu bu canlarım. Peki son sorumuz mu bilmiyorum. Herhalde son 200 soru. Ölçüsü 36 derece 54 dakika 22 saniye olan açının tümlerinin ölçüsünü derece dakika saniye cinsinden bulun. Tümler neydi? 90'a tamamlıyordu. Bak 90 derece. Ben bunu nasıl yazacağım? 89 derece 89 derece dedim. Heh. Sonra 60 dakika. Şimdi bunu nasıl yazacağım? Tekrardan 89 derece 59 dakika 60 saniye. Hep bir bir ala ala yana gidiyorum ama yana bir gitmiyor. Yana 60 gidiyor. Şimdi ne yapacağız? Bundan 36 derece 54 dakika 22 saniyeyi çıkaracağız. Çıkaralım. 60'tan 22 çıktı 38. Geldik buraya yazdık. 59'dan 54 çıktı 05. 89'dan 36 çıktı 53. Tamam? İşlemleri akıldan yapıyorum. Belki ufak tefek işlem hataları olabilir. Mantıkta sıkıntı yoksa işlem hatalarına takılmayın. Tamam mı? Her matematikçinin bazen böyle ufak tefek hataları olabilir. Geldik derece radyan birbirine çevirme. Şimdi burada şöyle bir bilgi var. Tamam mı? Derece bölü 180 radyan bölü pi. Ben size pratik bir bilgi vereceğim. Pratik bir bilgi vereceğim. Onu sorularda kullanacağız. 1 150 dereceyi tamam mı? Radyana çevireceğiz. Bak 150 dereceyi radyana çevireceğiz. Şimdi ne yapacaksın? Pratik yol şu 150'yi pi bölü 180 ile çarpacaksın. Bu kadar. Bunu bil her türlü soruyu yaparsın. Bak dereceyi radyana çevirirken pi bölü 180 ile çarpacaksın. O zaman şu sıfır şunu götürdü. 3'e böl 5 pi bölü 6 geldi. Bu kadar. Şimdi geldik şuna. Radyanı dereceye nasıl çevireceğim? pi gördüğün yere 180 yazarak yapacaksın. O zaman 5 çarpı 180 bölü 3 yani 60 olur cevap 300 derece. Bu kadar. Mevzumuz bu. Geçelim şimdi 90 derecenin radyan cinsinden değeri. 90'ı alacaksın pi bölü 180 ile çarpacaksın. Çarptın gitti cevap P bölü 2. Bu kadar. Şimdi geldim bir sonraki soruya. 5 pi bölü 12 radyan derece cinsinden nedir? Aldın bunu. Ne yaptın? Pi gördüğün yere 180 yazdın. 12'ye böldün. 18'de 12 kaç defa? 15 defa. O zaman şuraya geldin. 15'i yazdın. 75. Arkadaşlar o 180'in katlarını biraz bilirseniz sizin için iyi olacak. Onu söyleyeyim. Geldim. Eksi 135 açının radyan cinsinden değeri. Eksi 135'i alacağın pi bölü 180 çarpacaksın. Şimdi 135 45'in 3 katıdır. 180 45'in 4 katıdır. O zaman burası canlarım 3 pi bölü 4 geldi. Bu kadar. Ve herhalde Son sorumuz mu bilmiyorum, bir bakalım. Evet, son sorumuz ve bu dersi burada bitireceğiz. Eksi 5 pi bölü 4 açının derece dizisinden değeri. Ne yapacaksın? 5 çarpı pi yerine 180 yazacaksın, 4'e böleceksin. 180'i 4'e böldün, 45 geldi. 5 ile çarpacaksın. Eksi 225 derece. Bu kadar. Mevzumuz bu. Evet arkadaşlar ilk dersimiz bu kadar. Elimden geldiğince bütün soru çeşitlerini göstereceğim. O kitaptaki soruların hepsini çözeceğiz. Çok detaylı bir anlatım olacak. Yani yorumlarınızı bekliyorum. Hızlıysa biraz daha yavaşlarız. Onu söyleyeyim. İlk kısım çok sıkıcı. Bak onu söyleyeyim. Şu saniye, dakika, derece kısmı gerçekten çok sıkıcı. Ve ÖSYM 2006'dan belli toplam 16 senedir bir kez dahi olsun sormadı. Yani ama biz maalesef okullarda gördüğümüz için anlatıyoruz ama ne yapalım? Bir sonraki video daha zevkli olacak. Esas ölçü işte çevirmelerdir. Yani her şey daha zevkli olacak, onu söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Arkadaşlara lütfen kanalı gönderin. Bizim için daha iyi olur. Hızlı büyürsek daha güzel olacak. Hoşçakalın. kalın.